Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? En son omurgasızların çeşitlerini işliyorduk. Artık bu son videomuz omurgasızlarla ilgili. Bundan sonra nereye geçeceğiz? Omurgalı hayvanlara geçeceğiz. Yani kordalılara geçeceğiz arkadaşlar. Omurgasız hayvanlarda eklem bacaklılar, bir de derisi dikenliler kaldı. Eklem bacaklılar kendi içerisinde ayrılacak. O yüzden bunu ayrı bir video olarak aldım. Çünkü diğer videoyla birleştirsem çok uzun oluyor. O yüzden de arkadaşlar böyle ayrı bir video olarak işleyelim dedim. Şimdi isterseniz hemen başlayalım dersimize şöyle. Eklem bacaklılar dedik. Şimdi ilk önce eklem bacaklıların bir genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra çeşitlerine gireceğiz. Arkadaşlar eklem bacakların genel özelliklerine baktığımız zaman karada da yaşarlar, suda da yaşarlar. O zaman ilk önce yaşadıkları yerlerden bahsedelim. Karada ve suda yaşarlar. Suda yaşarlar. Bir diğer özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, yeryüzünde yaşayan tüm hayvanların %80'ini eklem bacaklılar oluşturuyor. Bakın, yaklaşık olarak %80'ini eklem bacaklılar oluşturuyor. Yani o derece zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bir diğer özelliğinden bahsedeyim. Bilateral simetrilidirler arkadaşlar. Bunlar da aynı diğer canlılar gibi bilateral simetrilidir. Bilateral simetrilidir. Bir başka özelliğine baktığımızda bunlar arkadaşlar kitinden oluşan bir dış iskelet bulundururlar. Kitinden oluşmuş dış iskelet. Kitinden oluşan dış iskelet bulunur. Dış iskelet bulunur. Bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar, bunların gelişmelerinde metamorfoz, yani başkalaşım dediğimiz olay gözlenir. Metamorfoz olayını bir de kurbağalarda göreceğiz. Hani omurgalılar içerisinde göreceğiz ama eklem bacaklılarda da metamorfoz olduğunu bilin. Gelişimlerinde metamorfoz görülür. Metamorfoz görülür. Metamorfoz neymiş? Başkalaşım. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda bunlar ayrı eşeğlidir arkadaşlar ve açık dolaşıma sahiptir. Ayrı eşeğlidir. Açık dolaşıma sahiptir. Açık dolaşıma sahiptir. Daha sonra ağız ve anüs açıklığı görülür arkadaşlar bunlarda da. Zaten artık biz yuvarlak solucandan itibaren ne görmeye başlamıştık? Ağız ve anüsün ayrı bir açıklık olduğunu görmeye başlamıştık. Dolayısıyla bunlarda da ağız ve anüs açıklığı vardır. Ağız ve anüs açıklığı görülür. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların sindirim sistemleri ön, orta ve arka olarak 3 bölüme ayrılıyor. Artık fark ettiyseniz biraz daha gelişiyorlar canlılar. Bunları da sindirim sistemine ayırıyoruz. Ön, orta ve arka bağırsak olarak 3 bölüme ayrılır arkadaşlar. Bunlar da yine ip merdiven sinir sistemi vardır. İç döllenme, dış gelişme görülür. O zaman yazalım. Sindirim sistemi ön, orta ve arka bağırsak olarak ayrılır. Bir kısmını şuraya yazayım. Çünkü çeşitlerini de yazacağım bu alta. Daha sonra ne demiştik? İp merdiven sinir sistemi görülür dedik. İp merdiven sinir sistemi görülür. Bir diğer özelliğine bakalım. Ne dedik arkadaşlar? Yine iç döllenme, dış gelişme görülür. İç döllenme, dış gelişme. Nedir iç döllenme, dış gelişme? Yumurta ve spermin birleşmesi dişi vücudunda gerçekleşiyor. Ama gelişme olayı dışarıda oluyor arkadaşlar. Yumurtayla da olabilir. Ama yumurtanın dışında bir kabuk bulunur mu diye sorsanız, suda yaşayanlarda genelde yumurtanın dışında bir kabuk bulunmuyor. Ama karada yaşayanlarda yumurtanın dışarısında bir kabuk bulunuyor arkadaşlar. Gelelim bir diğer özelliğine. Boşaltım organları Malpighi tüpleridir. Boşaltım organları Malpighi tüpleridir.
Malpighi tüpleri. Bu malpighi cisimciği mesela bizim böbreklerimizde de var, nefronların yapısında. Orada bahsedeceğiz arkadaşlar. Malpighi tüpleriyle oradaki malpighi tüplerini karıştırmayalım. Daha sonra gelelim bunların vücutları. Baş, göğüs ve arkadaşlar karın olmak üzere üçe ayrılıyor. Baş, göğüs ve karın olarak vücutları üçe ayrılır. Vücutları üçe ayrılır. Hatta bunların ikinci isimleri de var. Biz buna işte sefalotoraks diyoruz arkadaşlar. Neydi? Baş bölümü sefala kısmı, toraks bölümü göğüs kısmı, bir de karın kısmı vardır, ona da abdomen kısmı diyoruz. Daha sonra bunların dış iskeletleri var dedik ya, hani kitin yapılı. Arkadaşlar bu kitin yapılı dış iskelet büyümelerini sınırlandırıyor. Bu yüzden de çok fazla büyümüyorlar, zaten küçük oluyorlar. Bence de küçük kalsınlar. Çünkü bunlar aşırı büyüdüklerini düşünsenize. Aşırı büyüdükleri zaman çok korkunç olabilirler. Evet, gelelim solunum organlarına. Arkadaşlar solunum organları trake ve solungaçtır. Solunum organları trake ve solungaçtır. Zaten tahmin edersiniz. Karada yaşayanlar trake solunumu yapar. Suda yaşayanlar da arkadaşlar solungaç solunumu yapar. Vücutlarında çizgili kaslar bulunur. Bu kaslardan dolayı da çabuk hareket ederler. Daha sonra arkadaşlar gelelim sınıflandırılmasına. Şimdi biz bunları 4 sınıfta inceliyoruz. Nedir bunlar? Kabuklular, örümcekgiller, böcekler ve çok ayaklılar olarak 4 alt grupta işleyeceğiz. Şöyle yazayım arkadaşlar gruplarını. Kabuklular. Şöyle yazalım. Kabuklular. Kabukluların Latince ismi Crustacea. Crustacea arkadaşlar. Daha sonra örümcekgiller diyeceğiz veya örümcekler. Örümcekler. Bunların diğer adı da arkadaşlar arachnidlerdir. Arachnida. Daha sonra böcekler diye ayıracağız. Böcekler. Böceklerin diğer adı da insekta. Sonra da arkadaşlar son olarak çok ayaklılar diyeceğiz. Miriapodlar. Ama ilk önce bunları yazayım. En son miriapodları yer kalınca şu alta yazacağım. Şimdi kabuklular. Nedir kabuklular? Arkadaşlar bunlar denizlerde ve tatlı sularda yaşayan eklem bacaklı türleridir. İşte solungaç solunum yapıyorlar denizlerde yaşadıkları için. Yengeç, karidos, karidos ne ya? Karides, istakoz, daha sonra dafnia dediğimiz su piresi vardır. Bu da yine nedir? Kabuklu kısmına aittir. O zaman yazalım. Denizlerde ve tatlı sularda. Tatlı sularda yaşarlar. Solungaç solunumu yaparlar. Solungaç solunumu yaparlar. Örneklerini de yazalım. Yengeç, karides. Yengeç, karides. Daha sonra istakoz. İstakoz, dafnia. Bu da arkadaşlar su piresidir. Dafnia, su piresi. Bunlar nedir? Bizim kabuklu dediğimiz canlılar grubuna aittir. Şimdi gelelim örümceklere, yani arachnidler. Arkadaşlar bunlar vücutlarında baş ve göğüs vardır sadece. Bakın karın bölgesi yok. Vücutlarında baş ve göğüs var. Karın kısmı yok. Daha sonra bunlar trake solunumu yaparlar ve zaten genelde karada yaşarlar arkadaşlar. Trake solunumu. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda bunlarda 4 çift bacak vardır. 4 çift bacak vardır. Neden bacak sayısını söyledim? Birazdan böceklerde de çünkü bacak sayısından bahsedeceğim. İkisini birbirinden ayırt etmede kullanılır. Bunlar da arkadaşlar başla göğüs birbiriyle kaynaşmıştır bakın. Sefalotoraks diyoruz o yüzden buna zaten. Başla göğüs birbiriyle kaynaşmıştır. Peki örnek verelim. Nedir? Akrep. Daha sonra örümcek. Örümcek. Kene. Sonra arkadaşlar uyuz böceği,
Uyuz, böceği örnek olarak verilebilir. Gelelim böceklere. Yani diğer bir ismiyle insekta. Şimdi insekta ile ilgili de şunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunlar 3 çift bacak taşır. 3 çift bacak. Şimdi 4 çift bacak, 3 çift bacak deyince ne oluyor? 3 çift bacak yani 6 tane. 4 çift bacak yani 8 tane taşıyacak. Hani şu bizim böyle klasik olarak örümcek olarak bildiğimiz bir canlı var ya, şöyle küçük bir vücudu var. Şu şekilde bacakları var. Bunda kaç çift bacak var arkadaşlar? 3 çift değil mi? Yani 6 tane. O zaman bu neymiş aslında? Örümcek değil de neymiş? Böcekmiş. İşte biz böyle hani böyle küçük şeyler bilerek bunları ayırt edebiliyoruz. Gelelim diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar da genellikle iki çifte kanat bulunur. İki çift kanat bulunur. Şimdi bu iki çift kanatı neden genellikle diyorum? Çünkü bazılarında bir çifti körelmiştir. Bazılarında iki çift tamam iki tane dört tane kanat bulunuyor ama bazılarında körelmiştir. O yüzden genellikle bu şekilde diyoruz. Ha, başlangıçta böyle ilk oluştukları zaman iki çifttir ama sonradan körelir arkadaşlar. Sonra bunları yine vücutları baş, göğüs ve karından oluşur. Baş, göğüs ve karın. Bakın örümceklerde sadece baş ve göğüs vardı. Ama böceklerde ne var? Baş, göğüs, karın var. Sonra bunlar da arkadaşlar yine trake solunumu yaparlar. Çünkü bunlar da karada yaşarlar. Trake solunumu yaparlar. Örneklerini de verelim. Arkadaşlar bunlara arı, bit, pire, daha sonra çekirge, karınca, başka kelebek, sinek bunları örnek olarak verebiliriz. Yani aslında böcekler şu eklem bacaklılar hani dedik ya yeryüzündeki hayvanların %80'ini oluşturuyor diye. İşte bu %80'in içerisinde yaklaşık olarak yine bir %90'lık kısmını da böcekler oluşturuyor. Çünkü böceklerde tür sayısı oldukça fazladır. Evet gelelim. Bunlarda başkalaşım var dedik ya arkadaşlar. Bu başkalaşımı ben size şöyle yazmak istiyorum. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Spermle yumurta birleşiyor. Sperm artı yumurta. Daha sonra bunlar neyi oluşturuyor? Zigot oluşturuyor. Zigot. Sonra larvaya dönüyor. Larva. Larvadan sonra mesela tırtıl evresi var. Ben bunu kelebek için diyelim ki söylüyorum. Tırtıl evresi. Sonra pupa. Sonra da ergin birey arkadaşlar oluşuyor. Mesela kelebek için yazdık. Ergin kelebek diyelim. Bu şekilde bir gelişim evresi vardır. Şimdi geliyorum son olarak son çeşidimiz miryapotlar yani çok ayaklılar. Çok ayaklılar. Diğer bir ismiyle miryapot diyoruz arkadaşlar. Miryapotlar. Pot zaten ayak demektir. Mirya da hani çok anlamında kullanılıyor. Çok ayaklılar olarak söyleyebiliriz. Şimdi bunların özelliklerine baktığımızda bunların vücutları uzun ve bölmeli arkadaşlar ve her bir bölmeden ayak çıkar. Vücutları baş ve gövdeden oluşur sadece. Bunlara örnek olarak da kırk ayak ve çıyanı veriyoruz arkadaşlar. Bunlar hayvanların atıklarında yaşıyorlar ve burada besleniyorlar arkadaşlar. Genellikle de avlanıyorlar. Yani hani daha böyle etçil böceklerdir. Pardon böcek diyemiyoruz tabii ki. Etçil canlılardır diyebiliriz. Eklem bacaklılar içerisinde çok ayaklılar için. O zaman yazalım. Vücutları uzun. Ve bölmelidir. Bölmelidir. Her bir bölmeden ayak çıkar. Ayak çıkar. Son olarak da şunu yazalım örneklerini. 40 ayak. Çıyan. Bunlar özellikle çıyan zaten çok korkutucu, ürkütücü bir hayvan. Şimdi gelelim derisi dikenliler. Böylelikle biz eklem bacakları bitirdik. Şimdi derisi dikenlere geliyoruz ve omurgasız hayvanları bitiriyoruz. Arkadaşlar, bu arada şunu da söyleyeyim. Eklem bacaklıların diğer adı hemen yazayım. Artropodlardır. Artropoda. Derisi dikenlerin diğer adı da arkadaşlar ekinodermata. Ekinodermata.
Şimdi MEP kitabı 9. sınıf kitabı arkadaşlar. Derisi dikenlileri böcekle yani eklem bacaklarının altına almış. Ama ben bunu ayrı bir grup olarak anlatmak istiyorum. Çünkü hani ÖABT kısmına baktığımızda derisi dikenler ayrı bir canlı grubu olarak alınıyor. Şimdi biz neler işleyeceğiz burada? Derisi dikenlerin özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar bunların vücutlarında sert böyle çıkıntılar, diken şeklinde çıkıntılar bulunuyor. Bu yüzden zaten biz bunlara derisi dikenliler diyoruz. Bunların çoğu arkadaşlar böyle kopan parçalarını, gövde parçalarını yenileyebiliyorlar. Özellikle buna en iyi örnek kimdir? Deniz yıldızıdır. Deniz yıldızı kopan her bir parçasını yenileyebiliyor. Yani rejenerasyon yetenekleri yüksektir. O zaman yazalım. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hazır rejenerasyondan bahsetmişken arkadaşlar canlıların gelişmişlikleri arttıkça rejenerasyon yetenekleri azalır. Bunu da söylemiş olayım. Diğer bir özelliğine bakalım. Arkadaşlar genellikle bunlar yumuşakçaları yiyerek besleniyorlar. Hani şu işte ahtapot demiştik. Daha sonra ne demiştik yumuşakçalar için? Salyangoz demiştik, değil mi? Sümüklü böcek dedik arkadaşlar. Bir balık neydi? Mürekkep balığı demiştik. Bunlar bizim yumuşakçalarımızdı. İşte derisi dikenliler de genellikle yumuşakçaları yiyerek besleniyorlar. Bunların tamamı denizlerde yaşıyor. Bakın tamamı denizlerde yaşar. Tamamı denizlerde yaşıyorsa o zaman denizlerde bunlar yumuşakçalarla besleniyor. Yani ahtapotla, mürekkep balığıyla besleniyor diyebiliriz. Sonra baktığımızda arkadaşlar bunların vücutları radyal simetridir. Bakın. Radyal simetri. Diğerlerine hep bilateral simetri, bilateral simetri dedik. Bunlara geldik. Artık ne diyoruz? Radyal simetri diyoruz. Arkadaşlar, diğer özelliğine baktığımızda bunların gerçek vücut boşluğu vardır. Yani sölomları bulunur. Sölom bulunur. Gerçek vücut boşluğu vardır. Diğerlerinde neydi? Ya vücut boşluğu yoktu ya da pseudo sölom yani yalancı vücut boşluğu bulunuyordu. Daha sonra bunlar da yine ağız ve anüs bulunur arkadaşlar. Solungaç solunumu yaparlar ve açık dolaşım görülür. O zaman yazalım. Ağız ve anüs bulunur. Anüs bulunur. Açık dolaşım. Açık dolaşım vardır. Zaten suda yaşadıkları için de ne solunum yapacak? Solungaç solunumu yapar. Bir canlı için eğer solungaç solunumu yapar deniliyorsa suda yaşayan bir canlı arayın. Eğer size suda yaşayan bir canlıdan bahsediyorsa solungaç solunumunu arayın arkadaşlar. Çünkü solungaç solunumu sadece suyun içerisinde gerçekleşir. Açık dolaşımda söyledik. Bunların vücutlarında segmentleşme yok zaten arkadaşlar. Bunlar eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler. Yine eşeysiz üremelerini rejenerasyon dediğimiz olayla gerçekleştiriyorlar. Eşeyli üremelerinde yine işte döllenme olayıyla gerçekleştiriyorlar. Arkadaşlar bunlar da tüp ayak dediğimiz ayaklar bulunur. Ve bu tüp ayaklar hem beslenmede hem de boşaltımda sorumludur. O zaman yazalım. Tüp ayaklar bulunur. Hem beslenme hem de boşaltımdan sorumludur. Zaten böyle eğer görmüşseniz hani deniz yıldızı falan böyle internette falan orada görürsünüz, fark edersiniz o tüp ayaklarını. Böyle içi boşluklu bir yapıdır. O boşluklu yapıyla aslında hem hareket sağlıyorlar, hem beslenmelerini yapıyorlar, hem de boşaltımdan sorumludur arkadaşlar bu tüp ayaklar. Daha sonra bunlarda su damar sistemi vardır arkadaşlar. Bu su damar sistemi dediğimiz hani açık dolaşım var dedik ya, bu dolaşımın hani suyla gerçekleştiğini düşünün. Yani suyun da katkısı vardır. Su damar sistemi sadece bu grupta görülür. Su damar sistemi bu grupta görülür. Örneklerini de yazalım, bitirelim. Arkadaşlar örnek olarak mesela deniz yıldızı. Deniz yıldızı, yılan yıldızı. Bu yılan yıldızı deniz yıldızına göre biraz daha uzun bacaklara sahip, yani uzun yapıya sahip. Deniz hıyarı, deniz tavşanı mesela. Deniz tavşanı.
Genelde başında deniz olan canlılar. Deniz kestanesi arkadaşlar. Deniz kestanesi. Bunlar da nedir? Bizim derisi dikenli canlılarımız örnektir. Evet, böylece omurgasız hayvanları bitirmiş olduk. Çok şükür. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar artık omurgalılara geçeceğiz. Omurgalıların genel özelliklerinden sınıflandırılmasından bahsedip bu sınıflandırma mevzusunu soru çözümüyle bitireceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.